Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, üçüncü çeyrek turizm verilerini değerlendirmek üzere bugün tekrar burada bir araya geldik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hızlıca üçüncü çeyrek verileriyle ilgili sunumumuzu paylaşıyorum. Biliyorsunuz 2018 itibariyle turizmde yeni bir strateji değişikliğini devreye aldık. Bu strateji değişikliğinin iki önemli konusu vardı. Bir tanesi dedik ki artık sadece nicelikle değil, nicelikle beraber nitelikle de önceliklendirerek projelerimizi geliştireceğiz. Yani ne yapacağız? Hem ziyaretçi sayılarını arttıracağız hem de kişi başı gecelik harcama tutarlarını yukarı doğru çekeceğiz. İkinci önemli strateji değişikliği de biliyorsunuz Türkiye jeopolitik konumu sebebiyle maalesef geçmişlerde krizlerle karşı karşıya kalıyordu. Günümüzde de krizlerle karşı karşıya kalıyor. Ve gelecekte de maalesef krizlerle karşı karşıya gelecek. İşte ne yapacağız? Bu gerçeği kabulleneceğiz ve sektörümüzü krizlere bağışıklı hale getireceğiz demiştik. Şu anda geldiğimiz nokta, önümüze gelen veriler gösteriyor ki stratejiyi sektörümüzle devlet olarak el ele vererek başarıyla uyguluyoruz. Gerçekleşen rakamlara baktığımızda 2019-2017 yılında yani strateji öncesi ziyaretçi sayısı 30.518.000 ziyaretçi sayısıyla devralmıştı 2017 yılında. 2019 pandemi öncesi bu stratejiyle birlikte çok hızlı bir çıkış yakalamışız ve 41.565.000 sayısına çıkmışız. Daha sonra pandemi sürecinde çok başarılı yönetilmişti biliyorsunuz. En az etkilenen ve pandemi sonrasında da en hızlı çıkan ülkelerin başında Türkiye gelmişti turizm istatistiklerinde. Ve 2023 yılında geçen sene ilk 9 ayda 45.230.000 ziyaretçi yakalamıştık. Geçen seneki bu başarı 2024 yılı 9 aylık verileri 49.181.000 olarak geldi. Yani çıkışı devam ettirdik. Yüzdesel karşılaştırmaya baktığımız zaman strateji öncesi 2017 yılıyla bugüne baktığımız zaman %61.2'lik ziyaretçi sayısında ciddi oranda bir artış görüyoruz. Pandemi öncesi rakamlarıyla kıyasladığımızda 2019 rakamlarıyla 2024'ü ilk 9 aylık verileri kıyasladığımızda %18.3'lük bir artış görüyoruz. Yani pandemi sonrası birçok ülke daha yeni pandemi öncesi rakamları yakalarken Türkiye ziyaretçi sayısında %18.3'lük bir ilk 9 ayda artış gerçekleştirdi. Geçen seneki rakamlara baktığımızda da %8.7'lik yani 2023-2024 karşılaştırmasında ilk 9 ayda %8.7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Şimdi ay bazında incelediğimiz zaman ikinci çeyrek verilerini bugün 3 ay önce sizle paylaştığımda bir senaryo belirtmiştik. Demiştik ki Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle Temmuz ayında Almanya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası, Ağustos ayında da onu izleyen Temmuz ve Ağustos aylarında da Fransa Olimpiyatları sebebiyle yavaş bir büyümeyle geçecek. Sonrasında tekrar hızlı bir şekilde normalleşecek ve son çeyrekte ortalama büyümenin üzerinde bir büyümeyle yılı tamamlayacağımızı öngörüyoruz demiştik. Tam da beklediğimiz şekilde üçüncü çeyrek verileri gerçekleşti. Temmuz ayında %1.2'lik ziyaretçi sayısında artış oldu. Yani Avrupa Şampiyonası'na rağmen. Ağustos ayında Fransa Olimpiyatları olmasına rağmen toparlanma başladı. %2.7'lik bir artışla gerçekleşti. Eylül ayında ise normalleşme sürecine girildi. Yani Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlar tamamlandıktan sonra %6.2'lik bir artışla kapadık. Ekim ayı verileri TÜİK tarafından Kasım sonunda açıklanacak olmasına rağmen bize havalimanlarından gelen verileri incelediğimizde tahminen Ekim ayını %10 veya üzerinde bir artışla kapatacağız gibi gösteriyor. Kasım Aralık ön rezervasyonlarına baktığımızda onun da geçen senenin çok üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah bütün bu gelişmeler ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. İlk 9 aydaki
ziyaretçi hangi ülkelerden aldık diyorsak ilk 3 milyet de yine ikinci çeyrekteki bir değişiklik olmadı. 5,5 milyon ziyaretçi sayısıyla Rusya birinci sırada tamamladı. 5,2 milyon ziyaretçi sayısıyla Almanya ikinci sırada. 3,7 milyon ziyaretçi sayısıyla Birleşik Krallık üçüncü sırada tamamlamış oldular. Son çeyrekte Almanya ve Birleşik Krallık'ın Rusya'ya biraz daha yaklaşacağını, aradaki açığı biraz daha kapatarak tamamlayacağını öngörüyoruz. Ziyaretçi sayılarıyla ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dünyada ziyaretçi sayılarını en gerçekçi Türkiye, ziyaretçi sayılarının verilerini en gerçekçi Türkiye veriyor. Niye Türkiye veriyor onu da size net bir şekilde anlatayım. Türkiye'de yerli vatandaş da olsanız, yabancı vatandaş da olsanız, yerli vatandaş da olsanız, sınır kapılarında pasaport işlemi yaparak ülkeye giriş ve çıkış yapıyorsunuz. Yani iki tip pasaport var biliyorsunuz. Yeni nesil çipli pasaportlar veya barkodlu pasaportlar. Çipli veya barkodlu pasaportunuzu kapıda pasaport polisine okutuyorsunuz ve manuel bir işlem yapılmıyor. Direkt çipten veri bilgisayar ortamında veya barkod okutularak bilgisayar ortamında herhangi bir hata olmaksızın olduğu gibi sisteme aktarılıyor. Yani giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor. Mesela dünyanın diğer turizm ülkelerine, büyük turist alan ülkelerine incelediğimizde sistemin biraz daha farklı işlettiğini görüyoruz. Türkiye'ye kadar net bir sistem çalışmıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde incelediğimiz zaman orada oturma ve çalışma izni olan yabancı vatandaşlar gelirlerini Amerika'dan elde ediyor olsalar da giriş ve çıkışlarında turist olarak sayılıyor. Mesela bizim ülkemizde eğer siz oturma ve çalışma izniyle çalışan bir yabancı ülke vatandaşıysanız gelirinizi Türkiye'den elde ettiğiniz için biz sizi turist olarak kabul etmiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri verilerinde bu turist olarak gözüküyor. Ve Avrupa ülkeleri verilerinde biliyorsunuz Schengen zondaysanız Avrupa Birliği vatandaşları sınırlarda pasaport okutma işlemi yapmıyor. Sadece göstererek geçiyorlar. Bu da şu demek oluyor. Peki veriyi nasıl elde ediyorlar? Araştırdığımızda görüyoruz ki mesela telefon sinyallerinden yakalamaya çalışıyorlar. Bir kişinin üzerinde iki tane telefon sinyali varsa onu iki turist gibi kaydediyor Avrupa verisi. Veya otel kayıtlarından elde etmeye çalışıyorlar bölgesel olarak. 7 günlük bir turne yapan bir turist 3 farklı şehirde 7 gün boyunca 3 farklı otelde kalırsa 3 ayrı turist gibi kaydedilebiliyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman istatistiki olarak en net ve hemen hemen hatasız veriyi Türkiye sisteminden elde ediyoruz. Çünkü yerli Türk vatandaşı da olsanız, yabancı ülke vatandaşı da olsanız pasaport veriniz kapıda kaydedilerek net veri sağlanıyor. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bazen kafa karışıklığı yaratılıyor. Transit yolcular bizim turist sayılarımıza içinde yer verilmiyor. Bakın sadece İstanbul havalimanlarında 20 milyona yakın transit yolcu var. Dünyanın en büyük haplarından biri biliyorsunuz İstanbul havalimanları. 20 milyon. Eğer biz bu veriyi koyuyorsak bugün 80 milyon turisti konuşuyor olacağız. Transit yolcular kesinlikle turist verisi içerisine dahil edilmiyor. Bir önemli nokta da biliyorsunuz ortalama kalış süreleri. Bunlar geliri etkilediği için. Ortalama kalış süreleri nasıl belirleniyor? Neyi etkiliyor? Hangi faktörleri etkiliyor dediğimiz zaman yurt dışı yerleşik vatandaşların pasta payı etkiliyor. Niye? Yurt dışı yerleşik vatandaşlar yani gurbetçiler özellikle daha fazla konaklıyorlar. Yani ülkemizde 2 hafta, 3 hafta gibi uzun konaklamalar yapıyorlar. Ürün çeşitliği çok çok önemli. Artık çok çok önemli. Niye? Eskiden ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş ürünleriyle sahada vardık. Şimdi 60'a yakın ürünle sahada varız. 20'ye yakın destinasyon ürün tanıtımını çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Tabii siz ortalama kalış ürünün çeşidine göre kalış süreleri değişiyor. Mesela Antalya veya diğer resort bölgelerinde kalan turistler 10, 12, 14 gün kalmayı tercih ederken İstanbul gibi bir şehir turizmine gelen turistler 4,5-5 gün kalmayı tercih ediyorlar. O da ortalama kalış süresini etkiliyor. Tabii turistin ne kadar uzak destinasyondan geldiği de önemli. Eğer siz Amerika kıtasından, Asya kıtasından turist getirmeyi başarırsanız veya buradakilerin sayısını arttırırsanız onlar çok uzak noktalardan geldiği için minimum 2 hafta kalmayı tercih ediyorlar. Tabii geçen pandemide yaşadığımız gibi global sağlık krizleri de, pandemi krizleri de ortalama kalış süresini etkiliyor. Pandemi gibi süreçlerde, hani çok 100 yılda bir, 50 yılda bir karşımıza da çıksa, pandemi gibi süreçlerde turistler
daha az sıklıkta ama daha uzun konaklamalı seyahatleri tercih ediyorlar. Niye? Ulaşım sırasında herhangi bir hastalıktan, virüsten enfekte olmamak için. Burada ortalama kalış sürelerine baktığımız zaman 2017'de ilk 9 ayda 11,5 ortalama gerçekleşmiş. 2019 normalleşmeyle birlikte normal verilere doğru gelmeye başlamış, 10,8 olmuş. 2023'te ki öncesinde biliyorsunuz pandemide 13,5-14 ortalama kalış sürelerine kadar çıkmıştık pandeminin etkisiyle. Normalleşme başlamış 11,3. 2024 yılında ilk 9 aylık veri 10,6 olarak gerçekleşmiş. Yıl sonunda tahmin 10,6-10,7 ortalama kalış süresiyle tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu da bunun geriye doğru gidiyor olması aslında normalleşme göstergesi, sağlıklı bir gösterge. İlerleyen yıllarda bu yavaş yavaş artık aşağı doğru inecek. Kişi başı gecelik harcama. Şimdi en önemli verilerin başında bu geliyor. Bakın özellikle 2018'den beri vurguluyoruz. Kişi başı gelir değil, kişi başı gecelik gelir önemli. Eğer biz turizmde, turizm paydaşıysanız, sektör paydaşıysanız, bütün bütçenizi, gelir gider ve yatırım planlamanızı gecelik harcamaya göre yapıyorsunuz. Gecelik gelirlerinize göre yapıyorsunuz. Peki nasıl olmuş gerçekleşme? Yeni stratejiden önce 2017'de 83 dolar olarak devralmışız. 2019'da pandemi öncesinde 87 dolara çıkmış. Yani yeni uygulanan strateji meyvelerini vermeye başlamış. Pandemi sonrası en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduk demiştik. Bunun sonuçlarını görmüşüz. Geçen sene ilk 9 ayda 101 dolar, yabancı turiste 101 dolar ortalama harcama elde edilmiş. Bu senede istikrarlı bir şekilde büyüme devam etmiş ve 107 dolarlık hedef noktaya gelmişiz. 2017-2024 karşılaştırmasına baktığımız zaman kişi başı gecelik harcamalarda %28,9'luk bir artış olmuş. Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda %22,4'lük bir artış gerçekleşmiş. Geçen seneyle kıyasladığımızda %5,9'luk bir artış olmuş. Yani 2018 itibariyle nitelikli ziyaretçi hedefimize uygun olarak kişi başı gecelik harcama gelirimizi arttırmaya devam etmişiz. Turizm gelirine geldiğimiz zaman ilk 9 aylık verileri kıyasladığımızda 2017'de 24,6 milyar dolar yıllık gelirle devralmışız. Sonra hızlı bir çıkış yakalamışız. Yeni strateji yani hem ziyaretçi sayısını arttırarak hem de kişi başı gecelik geliri arttırarak ikisini beraber arttırmak ki zor olan odur. Başardığımız için 33,8 milyar dolara gelmişiz ilk 9 aylık veride. Geçen sene 44 milyar dolara yükselmiş ve bu senede şu an itibariyle ilk 9 aylık veri 46,9 milyar dolara geldi. 2017 ile kıyasladığımızda bakın çok ciddi bir artış görüyoruz. %90,6'lık çok ciddi bir artış yakalıyoruz. Yani uygulanan stratejinin, sektör ve devlet el ele vererek uyguladığımız stratejinin olumlu sonuçlarını, yansımalarını bu rakamlarda görebiliyoruz. %90,6'lık bir artış gerçekleşmiş. Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda %38,5'luk, bakın dünya turizm gelirlerinin ortalamasını incelediğiniz zaman pandemi öncesi rakamlara bu sene muhtemelen geliyor. Biz %38,5'lik bir artışla ilk 9 ayı kapattık. Geçen sene ilk 9 ayla kıyasladığımızda %6,6'lık bir artışla kapattığımızı görüyoruz. Üçüncü çeyrekte, çeyrek bazına baktığımızda 23,2 milyar dolar gelir elde etmişiz. Bu bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu şu ana kadar. Şimdi 2018 stratejilerine uygun olarak, sonuç olarak hem ziyaretçi sayısını hem gecelik harcama rakamlarını yukarı doğru çekmişiz. İkinci önemli stratejimiz neydi? Sektörümüzü krizlere karşı bağışıklığını arttıracaktık. Şimdi kriz demişken bir bakalım geçmişte neler oldu. Bakın 2019'da Thomas Cook krizi yaşandı. Dünyanın en büyük tur operatörlerinin biri iflasını açıkladı. Tam bu toparlandı derken 2020 başında pandemi kriziyle, global bir krizle karşı karşıya geldik. Sonrasında biraz yoluna sokarken orman yangınları özellikle kıyı bölgelerinde gerçekleşti biliyorsunuz. Tam bu toparlandı derken Rusya-Ukrayna savaşı ve halen devam ediyor. Global bir savaş, bölgesel bir savaş olma riski taşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı bizim için çok önemlidir. Özellikle resort bölgelerimizde. Mesela Antalya'da savaş çıktığı yılda
bir önceki yılda %50-55 Rusça konuşan ülkeler ve Ukrayna'nın toplam pasta payı vardı. Yani bu kadar kritik iki tane hedef destinasyonumuz birbiriyle savaşa başladığı bir krizden bahsediyorum. Sonrasında biliyorsunuz maalesef asrın depremi gerçekleşti. Tam bu toparlandı derken İsrail-Filistin savaşı hala bölgeye yayılarak devam ediyor. Çevremize baktığımız zaman Irak'ta çatışma ortamı devam ediyor. Suriye'de çatışma ortamı devam ediyor. İran-İsrail gerginliği had safhada yükselerek devam ediyor. Komşumuz yine Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlik devam ediyor. Kuzeyde çok büyük bir savaş, Rusya-Ukrayna savaşı, Batı ve Rusya'nın büyük savaşı. Aşağıda baktığımız zaman İsrail ve Filistin savaşı. Tam bir ateş çemberi içinde yaptığımız stratejinin ne kadar doğru bir zamanlamada ve ne kadar doğru bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Aslında krize bağışıklı hale gelerek bu krizleri nasıl ötelediğimizi, nasıl baş edebildiğimizi de görüyoruz. Burada iki tane önemli nokta var. Krizle baş etmekte, yani krize bağışıklı hale getirmekte. Birincisi yoğun tanıtım, ikincisi ürün çeşitliliği. İşte tam bunlardan bahsetmişken bunu ülke olarak ne yapıyoruz? 2019 itibariyle biliyorsunuz yine stratejimin bir parçası ne demiştik 2018'de? Bundan sonra artık hep devletle değil, devletle beraber demiştik ve Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurmuştuk. Biraz kısaca size Turizm Geliştirme Ajansı'nın yapısı ve 2024 faaliyetlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Turizm Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu 18 üyeden oluşuyor. Bu 18 üyenin ikisi bakanlık temsilcisi, yani bir bakan yardımcısı ve tanıtma genel müdürü. Diğer bir üye Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, doğal üyesi. Bir üye Türkiye'deki iki tane büyük hava liman işletmesi, TAV ve biliyorsunuz İGA, dönüşümlü olarak, yani 3 yıl biri, 3 yıl biri dönüşümlü olarak katılıyorlar. Diğer 14 üye ise sektör temsilcileri tarafından seçimle geliyor. Yani ajanta temsilcileri adına bir üye, yeme içme sektörü adına bir üye ve diğer bölgelerden konak 12 temsilci konaklama sektöründen seçimle geliyor. Bu niye önemli? Sektörle birlikte toplanan gelir ve bakanlıkla aktarılan gelirler, yani Turizm Geliştirme Ajansı'nın bütün faaliyetlerine bu yönetim kurulu ve harcamalarına bu yönetim kurulu karşılıyor. Yani hangi faaliyetlerde bulunacak? Bu faaliyetler için hangi bütçeleri kullanacak, ne kadar harcama yapacağına bu yönetim kurulu karar veriyor. Peki iki önemli konu var demiştik. Tanıtım ve ürün çeşitliliği. Tanıtımla ilgili 2024'te neler oldu? Bakın kıyasladığımız zaman TVA öncesi 2018'de yani fuarların dışında 12 ülkede dijital mecralarda 1.4 milyarlık bir gösterim yapmışız baktığımız zaman. 2024'te geldiğimizde neler yapmışız fuarlardan sonra? 38 ülkede 114.325 TRP ulusal televizyonlarda gösterim yapmışız. Global televizyonlarda 200'e yakın ülkede tanıtım yapmışız. Dijital mecralarda 200'e yakın ülkede 12 milyar gösterim yapmışız. Bakın 1.4'ten 12 milyara çıkmışız. Basılı yayınlarda 12 ülkede, ulusal mecrada 52 mecrada ve 8 global mecrada basılı yayın yapmışız. Yine PR ve ağırlamalar olarak 45 ülkede, yani bize yoğun ziyaretçi veren 45 ülkede uzmanlaşmış PR ajansları, lokal ajanslarla çalışmaya başlamışız. 83 ülkeden 3000 üzerinde nitelikli basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörünü ülkemizde ağırlamışız. Marka işbirlikleri olarak 39 ülkeden tur operatörü ve hava yolları firmasıyla 179 kampanya gerçekleştirmişiz. 15 dijital seyahat kanalı ile 30 ülkeye yönelik işbirlikleri yapmışız. Yine yurt dışı etkinlikler diye baktığımızda 23 ülkede gastronomiden kültüre, arkeolojiden sürdürülebilirliğe çok geniş yelpazede 33 tanıtım etkinliği oluşmuş. Ve bunların yansımaları sosyal platformlardaki başarı olarak da karşımıza çıkıyor. Bakın TGA'dan önce Türkiye olarak ilk 20'ye dahi giremediğimiz listelerde Instagram'da şu anda 3.66 milyon takipçiyle ikinci sıradayız. O da Avustralya'nın doğal bir çok yüksek bir takipçisi var. İnşallah 3-4 yıl içinde onu da geçerek birinci sıraya ülke olarak geleceğiz. YouTube ve TikTok'ta zaten birinci sıradayız. Daha birçok platform var. Burada sizi meşgul etmek için saymıyorum. Tamamında birinci sırada ülkemiz yer alıyor. Ürün çeşitliliğine gelince bakın 20 destinasyon ve tema ürün markası yoğun bir şekilde tanıtılıyordu. Eskiden sadece deniz, kum, güneş ile
bir kısım da arkeolojiyle tanıtıyorduk. Şimdi 20 tane destinasyon, tema ve ürün markasıyla. Bunların bazıları, siz de dikkat ediyorsunuzdur, İstanbul is New Cool, Turkagen, Turkish Riviera is Mediterranean, Sustainable Türkiye, East Anatolia, Delicious Türkiye, Black Sea, Cultural Journey ve Kapadokya gibi ürünler var. Bütün bunların bağlamında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki artık Türkiye dünyanın en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülkesi. Turizm Geliştirme Ajansı'nın Sayıştay denetimi ile ilgili süreci de biraz size anlatmak istiyorum. Sayıştay denetim süreci bağımsız denetim firması tarafından Turizm Geliştirme Ajansı'nın denetim raporu hazırlanıyor ve Sayıştay'a gönderiliyor. Sayıştay denetiminden ve incelemesinden geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Turizm Komisyonu'na rapor gönderiliyor ve Turizm Komisyonu raporu inceledikten sonra Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü ve Turizm Geliştirme Ajansı yöneticilerini komisyona davet ediyor. Raporla ilgili gerekli soru cevap kısmını tamamlıyorlar ve süreç bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ama zaten biliyorsunuz TGA Yönetim Kurulu'nun esasını ödemeyi yapan sektör paydaşlarının seçimle gönderdiği temsilciler tarafından harcamalar hangi faaliyetlerde kullanılacak, ne kadar harcanacağı zaten sistemini o şekilde kurduğumuz için doğal denetimi de sağlanmış oluyor. Şimdi sunumun bu bölümünde size kısaca Haydarpaşa ve Sirkeci projeleri hakkında bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz Ağustos 2024 yılında, geçtiğimiz Ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci gar bölgeleri geçici süreyle Kültür Bakanlığı'na devredildi. Kültür Bakanlığı olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci, Boğaz'ın birleştirici gücü, gar kültür sanat projesi ile ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Ne yaptık? İlk etapta bir danışma kurulu oluşturduk. Danışma kurulu kimlerden oluşuyor? Profesör Doktor Luca Molinari, mimar küratör. Kendisi Venedik Biennale'nin küratörüdür. Dünyaca ünlü bir alanda uzman bir küratördür. Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, biliyorsunuz tescilli yapılar ve kültür varlıkları konusunda dünyada kabul görmüş çok önemli bir hocamız. Profesör Doktor Feridun Çili, inşaat mühendisi, özellikle bina statikleri konusunda dünyaca kabul görmüş çok önemli profesörlerimizden bir tanesi. Han Tümertekin, yüksek mimar, Ahan Mimarlık Ödülü sahibi, tescilli yapılar konusunda uzmanlaşmış önemli bir mimarımız. Beral Madra, biliyorsunuz arkeoloji ve küratör, özellikle Türkiye'nin Venedik Biennale'de temsili konusunda yaptığı çalışmalarda çok büyük katkıları olmuş, çok değerli bir isim. Ve Türkiye Tasarım Vakfı. Şimdi süreç nasıl oluyor? Danışma kurulumuz ve Türkiye Tasarım Vakfı ile beraber hazırlanan projeler İstanbul Koruma Kurulumuzun onayından geçtikten sonra uygulama safhasına geçiliyor. Şimdi neler yapılıyor proje bölgesinde? Biraz da onları anlatmak istiyorum. Öncelikle Haydarpaşa Gar Kompleksi'nde bulunan Altıldurum'daki tescilli eski eser yapıları aslına uygun şekilde restore edilecek. Demir yolu, burası önemli, taşımacılık faaliyetleri Haydarpaşa'da devam edecek. Bakın bu çok çok önemli çünkü demir yolu ve tren aslında bunun kültüründe var. Yüzyıldır orası gar olarak kullanıyor. Proje dahilinde de demir yolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında Arkeopark, Arkeoloji Müzesi, Performans Sanatları Merkezi, Kütüphane, Tematik Müze, Sergi Salonları, Sanat ve Tasarım Atölyeleri olarak değerlendirecek. Yani burada bakın, lazer pointleri de gösterelim. Arkeopark noktasını görüyorsunuz. Hemen önünde bir arkeolojik müze. Arkasında Performans Sanatları Merkezi. Şu anda Et ve Balık Kurumu'nun eski bir kombinesi var. O bina Performans Sanatları Merkezi'ne dönüştürecek. Süper olanları, gar binasının yine alt bölümü gar olarak kullanacak ve Devlet Demiryolu personeli tarafından orası tren hizmetleri için işletilmeye devam edecek. Üst katlarında kütüphane ve sergi alanları oluşturulacak. Silo bölgeleri var biliyorsunuz. Santral bölgesi. Buralar tematik müzeler, sergi alanları şeklinde düzenlenecek. Sanat ve tasarım kampüsleri oluşturulacak. Bu şekilde proje detaylandırılacak. Biraz da Sirkeci neler yapılacak onu anlatayım. Burada biliyorsunuz Marmara Ray var şu uç noktada. Marmara Ray hattı zaten proje kapsamının dışında. Zaten burada tren faaliyetleri ve taşımacılık olduğu gibi devam ediyor. Burada da demiryolu taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek. Yani şu kendi orijinal hattındaki demiryolu taşımacılığı ne olacak? Devlet Demiryolları'nın Kazlı Çeşme, Sirkeci, Nostaljik, Banyo, Tren Hattı projesi var. Projeyle birlikte o da hayata geçirecek. Yani o
aynı öngörüldüğü gibi çalışmaya devam edecek. Ama biliyorsunuz Orient Express, Sirkeci deyince aklınıza Orient Express geliyor. Orient Express yılda bir kere geliyor. Biz Orient Express'te de görüşüyoruz. Yılda birkaç kere gelmesi için gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yapıyoruz. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmalar tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescil yapılar, göç müzesi, bunların içinden bir tanesi göç müzesi. Niye göç müzesi? Çünkü biliyorsunuz Avrupa'ya Türk vatandaşların göçü, çalışmak için yapılan göçün ilk başlangıç noktası Sirkeci Garı'ydı. O açıdan bunun farklı bir önemi var. Buraya bir göç müzesi, tematik müze, resim galerisi gibi kültür sanat alanları oluşturulacak. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerine gelecek nesillere aktarması sağlanacak. Şimdi burada toparlayacak olursak, bakın hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Bakın tekrar ediyorum altını çizerek, burada asla AVM ve otel olmayacak. Niye bunu özellikle vurguluyorum? Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi inşaat sırasında da birçok spekülatif iddialar ortaya atılmıştı. Kafalar karıştırılmıştı. Fakat ne oldu? Proje tamamlandığında keyifle ziyaret ettiğimiz, gururla örnek gösterdiğimiz, alanında dünyada ilk 5 bina arasında gösterilen çok değerli bir kültür merkezine İstanbul ve Türkiye olarak sahip olduk. İstanbul dediğimiz zaman 16 milyonluk bir mega kentten bahsediyoruz. Bu 16 milyonluk nüfusun büyük bir kesimi de Anadolu yakasında biliyorsunuz ikame etmekte. Yani sadece Anadolu yakası başlı başına bir mega kent diyebiliriz. Şimdi Anadolu Atatürk Kültür Merkezi gibi, Rami Kütüphanesi gibi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Adası Ankara gibi, İzmir Kültür Fabrikası, eski adıyla Tekel Fabrikası gibi kültür merkezlerine Anadolu yakasının da çok fazla ihtiyacı var. Yakın ve uzak Asya, Orta Doğu ve Avrupa kültürlerini birbirine bağlayacak, Venedik Bienali tarzında etkinliklere ev sahipliği yapacak bir kültür vadisine, başta Anadolu yakası olmak üzere İstanbul'umuzun ve tüm Türkiye'nin ihtiyacı var. Şunu da özellikle belirtmeliyim ki, bakın kültür sanat özünde yeterli ticari getirisi olmayan, kendi kendini tam olarak finanse etmesi mümkün olmayan ve bu sebeple devletçe desteklenen ve büyük özel kurumlar ve sanat vakıflarınca sübvanse ve finanse edilen etkinliklerdir. Tabii ki biz devlet olarak özel sanat kurumlarının, kültür vakıflarının bizimle birlikte taşın altına elini kollarını koymalarını takdirle karşılıyoruz. Çok isteriz ki Haydarpaşa ve Sirkeci Gar bölgesinde de bir İstanbul Modern Müzesi, bir Eskişehir Odun Pazarı Müzesi, bir Bayburt Baksı Müzesi, bir İş Sanat, bir Ak Sanat, bir İstanbul Arter Müzesi gibi müzeler yer alsın. Bizimle birlikte buranın yükünü beraberce omuzlasınlar. Bu sebeple özel sanat kurumlarına ve vakıflarını proje konusunda düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Onları projede yer alması için, onları teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak bu projeyle ilgili bir de tarih vermek istiyorum. Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivali ile Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek, İstanbullularımıza ve ülkemize bu kazanımı sağlamak. Bugünkü paylaşımımız, sunumumuz burada son buluyor. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.